Akdeniz bölgesinde çıkan yangınlar hala kontrolü alınamadı. Yangın söndürmede başarılarıyla bilinen Türk Hava Kurumu uçakları ise atıl olarak bekletiliyor. Basına konuşan Türk Hava Kurumu'nun eski başkanı, emekli korgeneral Erdoğan Karakuş, şu an Rusya'dan alınan büyük uçakların kullanıldığını belirterek, dağlık arazilerde çıkan yangınlarda küçük uçak kullanılır, büyük uçak kullanılmaz dedi. Yangın söndürülebilecekken ormanların yanlış politikalara kurban edilmesi karşısında öfkeli olan Karakuş, "Çok üzgünüm, bu duruma tahammül dahi edemiyorum," dedi. Eş zamanlı yangınlar sabotaj ihtimalini kuvvetlendirirken Karakuş, yangınların zamanında söndürülmemesinin sabotajı yapan kişilerin de "demek ki bu iş oluyormuş" diyerek iştahını da kabarttığına dikkat çekti. Salı günü Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangınları başlamıştı. Yangınlar hala kontrol altına alınamadı. Yerleşim yerlerine kadar gelen yangınlar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra bir orman yangını da Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlara havadan İHA, helikopterler ve uçakla müdahale edildiğini söyledi. Çam yangınlarında helikopter kullanıldığı zaman helikopterin pervanesinin yarattığı rüzgar, yanan çam kozalaklarını çok uzaklara fırlattığı, bu nedenle oralarda da yangın çıkardığını bilmemiz gerekiyor. Bu durumda yangın söndürülemez diyen Karakuş, helikopterlerle orman yangınlarına müdahale edilmesinin son derece yanlış ve tehlikeli olduğunu söyledi. Türk Hava Kurumu Genel Başkanı olduğu dönemde yangınla etkili mücadele ettiklerini belirten Karakuş şöyle dedi. 19 tane kıvrak uçağımız vardı. Küçük uçak yani. Bu uçaklar dağların, tepelerin arasına girip orada ateşin olduğu yere suyu vurur. Bunlar yapılmadığı surette orman yangınlarının önünün kesilmesi mümkün değildir. Ben Türk Hava Kurumu'nun başkanıyken bir yılda hatırladığım kadarıyla 176 yerde yangın çıktı. Hepsini söndürdüğümüz için orman yangınları gündem bile olmadı. 10 uçağın kenarda atıl olduğunu belirten Karakuş, kullanılır durumda olan 6 uçağın da su miktarı az olduğu gerekçesiyle kullanılmadığını söyledi. Orman yangını başladıktan 15 dakika sonra söylediğim uçaklarla oradaysanız yangın söndürülüyor diyen Erdoğan Karakuş, 10 uçağın kenarda atıl olduğunu ifade etti. Aynı zamanda kullanılır durumda olan 6 uçağın da su miktarı az olduğu gerekçesiyle kullanılmadığını söyledi. Orman Bakanlığı'nın yangın söndürme uçağı ihalesine Türk Hava Kurumu 2 yıldır katılamıyor. Son olarak 9 Mart'taki ihaleye de katılmadı. Türk Hava Kurumu'nun ihaleye kendi uçaklarıyla katılamamasının nedeni ise 5000 litre şartı. Türk Hava Kurumu'ndaki uçaklarsa 4900 litre su kapasitesi var. 3 Rus uçağının Türkiye'ye bedeli günlük 1.3 milyon lira olmak üzere toplamda 203 milyon lira. Erdoğan Karakuş bu gerekçeye itiraz ediyor ve Rus uçaklarının büyüklüğü nedeniyle yangını söndüremeyeceğini söylüyor. Yangınlarda küçük uçak kullanılır, büyük uçak kullanılmaz. Rusya'dan aldığımız uçak 10 ton atıyor ama büyük olduğu için vadilere giremiyor. Bu nedenle söndüremez. Sabotaj iddialarıyla ilgili de önemli bir noktaya dikkat çeken Karakuş şunları söyledi. Ormanları yakıyorlar, daha önce de oluyordu ama siz yangını söndürünce adam diyor ki bu iş olmuyor ama şimdi olduğunu görüyor. Yani Karakuş, kısa sürede kontrol altına alınamayan yangınların sabotaj olaylarını arttırabileceği hususunda uyarıyor. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olalım, bildirimleri açmayı da unutmayalım.